Ausbildung ist deine Chance. Ausbildung atembileziktir. Ausbildung çıraklık değildir. Mit der Ausbildung kann ich mir Wünsche erfüllen. Okul bitti. Peki ya sonra? Esen'de meslek ve üniversite eğitimi konusunda gençlere ve velilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Esen'de olan Ruh Veliler Birliği bünyesindeki Mobiles projesi kapsamında Anatolia Kadınlar Derneği ile işbirliğinde gençler ve veliler için oldukça önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Okul ve sonrası meslek veya üniversite seçimleri konusunda alanlarında uzman kişiler ailelere ve gençlere önemli bilgiler verdiler. Şeye gidenler, 5. sınıftan sonra hangi okullara gidiyorlar? Yine erkeklere bakarsak, göçmenlerde ben başarılı duruma bakayım, gimnazyumlar. Neredeyse %20 ile %27 arasında. Kızlarımız yine burada daha başarılı, %30'a kadar çıkıyor. Öncelikle Esen Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Doktor Mehmet Fikret Arargüç, Türkiye'de üniversite eğitimi konusunda önemli bilgiler verdi. Gençlerin meslek seçiminde kendi kararlarını verebilmeleri için cesaretlendirilmeleri, ailelerin gençlere gereken imkanları sağlamaları ve yol gösterici örnek olmalarını dile getirdi. İçin teşekkür etmek istiyorum. Şimdi tabii ki şöyle bir şey tanıtımda söyledi. Ben eğitim ateşesiyim. Ve şimdi şunu da diyebilirim. Bazı değerlerden bahsettik, tabelalardan bahsettik ve ben de şu bir iki bilgiyi paylaşıp bir noktaya değinmek istiyorum. Aslında burada yaşadığımız sorunlar, yani Almanya'da yaşadığımız sorunlar sadece Almanya'ya özgü sorunlar değil. Aynı sorunlar Türkiye'de de söz konusu. Bakın, örneğin 2017 istatistiklerine göre Türkiye'de herhangi bir okul diploması almadan mezun oluyor. Diploması olmayan insanların sayısı %4.03. Almanya'dayken Türkiye'de %5.12. Türkiye Araştırmaları ve Uyum Merkezi ve KAUSA sorumlusu Cem Şentürk, gençlerimizin maalesef bilgilenme için çaba sarf etmedikleri, birçok gencimizin bilinen 5-10 meslek dışındaki meslekler ve imkanlarından haberdar olmadıkları ve sunulan bilgilendirme imkanlarından faydalanmadıklarını dile getirdi. Sayılar bize gösteriyor ki eğer bir öğrenci mesleki eğitime girmeyi başarırsa, Alman yaşıtlarına göre işletmede kalmayı daha yüksek bir oranda bekliyor. Yani şu an tam sayılar hakkında değil ama... Demek istediğim, yaklaşık bizim çocuklarımızın %20'si herhangi bir diploma almadan okulları bırakıyorlar. Okul terki. Bu ne demek sizce? Yüksek Mühendis ve Meslek Okulu Öğretmeni Atilla Yuncuoğlu, okul geçişleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler verdikten sonra bir öğretmen gözüyle gençlerimizde nelerin eksik olduğunu vurguladı. Göçmen olarak her zaman ayrımcılığa uğrayacağımızı ama sistemin bize her türlü imkanı sunduğunu, yeter ki biz bu imkanlardan faydalanalım dedi. Birçok velinin çocuğunun dersleriyle ilgilenmekten de öte, hangi sınıfta veya hangi okulda olduğunu bilmediklerini vurguladı. Ayrılırsa, başarısız olursa mecburen bir Urşule'ye gidiyorum. Atilla Yuncuoğlu, gençlerimizin kişisel ve sosyal becerilerini geliştirmelerinin gerektiğini vurguladı. Onlara ne yaptı? Hiç olmazsa biraz bir şeyler vermeye çalıştı. Hiç olmazsa okul gördüler, kitap gördüler, bilmem şu. Biraz da olsa onlara yardım etmeye çalıştılar. Şimdi biraz da o ikinci neslin böyle Almanya'ya gelip de güzel şey yapmaları üçüncü nesile de değdi. Neden?
Çünkü Almancayı bildiler, işleri bildiler, onlara yardımcı ol. Sayın öğretmenim programın başında dedi ki işte Müslüman çocuklara, Türk çocuklarıyla Hristiyan çocuklara hani ayrı yani olduğu belli oluyor diye. Bu ne anlamda belli oluyor? Yani nasıl yardımcı olabilirsiniz? Ve bütün anlatılanlara katılıyorum. Çocuklarımız temizdir, sabidir. Onları iyi yönlendirmek lazım. Onların görüşlerine saygı duymak lazım. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ediyorum. Benim için yani şu ana kadar konuşmalardan çıkardığım bir önemli bir şey daha, soru daha geldi aklıma. Yani bizim veliler genellikle ilgisiz deniyor ama işte bir araştırma yapılmış mesela. Türk velilerine soruyorlar çocuğunuzun ne olmasını istersin. İşte tabii hepsi neredeyse %90'ın üzerinde doktor olsun, mühendis olsun, avukat olsun, işte hakim olsun filan. Ama vizyon var da şey olarak ne yapıyoruz? Var mı gerçekten vizyon? Bugün dendi işte gençlerimiz yok. Vizyonumuz olsaydı gençlerimizi buraya bir şekilde en azından... Herkes kırmızıyı sevse öteki renklerin ne farkı var? Şimdi haliyle bu şeyde kimisi mühendis olacak, kimisi ameli olacak, kimisi çöpçü olacak ama olmaması gerekir. Ebeveynler falan bunları şey yapmıyoruz. Ama bunlara da ihtiyaç vardır ama evlatlarımız bizim daha böyle münasip avukat, doktor, efendime söyleyeyim öğretmen gibi kaliteli kimseler olursa daha başka olur. Aynen. Şimdi işte burada bizim uzmanlarımız devreye. İlk önce şunu söylemek lazım. Adaylarda her zaman bir hedef olmadıklarını görüyoruz. Bunu maalesef gençlerimizde de yaşıyoruz. Hedefler çok önemli. Bir de artı olarak kendi zayıf ve güçlü yönlerini bilmiyorlar. Ona göre de mesleki alanı seçemiyorlar. Profesyonel meslek danışmanı Sevilay Şentürk ise özellikle meslek veya iş yeri başvurularında göçmen kökenleri, ismi veya görünüşlerinden dolayı ayrımcılığa uğradıkları ve bu dezavantajında profesyonel yardım alınarak giderilebileceğinin altını çizdi. Kalıplaşmış başvuru yazıları, fotoğraflar, düzensiz dosyalardan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi. Başarılı olmak istiyorsak profesyonel yardım almak kaçınılmazdır, dedi. Sektör değiştirmek, yani bu sorunu yaşıyoruz, ilgisizlik var. Ve bu olduğu sürece kendi sorunumuzu da maalesef çözümleyemeyiz. İlgi önemli, istek önemli. O zaman şu anda mesela şöyle bir şey diyeceğim, sadece son cümleleri. Mesela Türkiye Araştırma Merkezi'ne şu anda aslında bir konu çıktı. Neden gençlerimiz ilgisiz? Yani bununla ilgili bir araştırma konusu... Aslında böyle bir araştırma yapılabilir. Yani şu anda... Şimdi çok büyük bir kulüp yaşayacağımız bir araştırma. Hatta ben de başarılı yok yani demek istediğim hakikaten. Eğer ki 60 seneden beri şu anda mesela birçok şey imkan varken gençlerimizde böyle bir ilgisizlik varsa bu sonuçta buradaki gençlerimiz Alman devleti adına çalışacaklar ve vergi verecekler. Yani Türk konsolosluğunun bu konuya değil de sonuçta Almanya'ya hizmet verecek insanların konusunda da bunu araştırıp bu çözümü bulmak lazım. Uzmanlık alanı trafik hukuku dışında okul, üniversite, sınav, ayrımcılık hukuku olan avukat Himmet Alev, konuşmasında göçmen çocukların haksız olarak ayrımcılığa uğradıklarını ve buna karşı mücadele edilebildiğini vurguladı. Çok özel bir bilgi ise Türkler arasında pek bilinmeyen bir konuydu. Birçok gencimiz üniversite alan seçiminde not ortalaması sebebiyle istedikleri alana giremedikleri ve bu nedenle istemedikleri farklı alanlara yöneldikleri ve bir süre sonra buradan başarısız şekilde ayrıldıklarının altını çizerken bunun da bir çözüm olduğunu söyledi. Tıp dışında birçok alanda üniversitelerin ek kontenjan açmaları hukuk yoluyla sağlanabileceği ve şekilde birçok gencin not ortalaması tutmaması durumunda bile istedikleri bölümü okuyabildiklerinin altını çizdi. Bunun için konuyla ilgili bir uzman avukata başvurmak gerekiyor. Bu önemli konuya her biri kendi mesleki alanlarında çok başarılı olan değerli konuşmacılarımız, okul, meslek ve üniversite eğitimi konusunda kendi bakış açılarını belirterek önerilerde bulundu. Ruh Veliler Birliği ve Anatolia Kadınlar Derneği olarak
değerli konuşmacılara bilgi aktarımı için teşekkür ediyor, davet ve organizasyon için Anatolia Kadınlar Derneği Başkanı Sayın Funda Tunçtürk ve Yönetim Kurulu'na teşekkür eder, bu tür çalışmaların devamını dileriz.